Bu yasa tasarısı önümüze şu başlık altında geldi. Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair yasa tasarısı. Ancak bugün konuşulup üzerinde uzlaşmaya varılıp iktidar partisinin geri çektiği geçinci ikinci madde bu yasa içinde kalmış olsaydı, bu sadece Türkiye'de değil dünyada en kaba kara parayı aklama yasası olarak anılacaktı. Değerli milletvekilleri, dünyada küresel likidite dalgasının üzerinde gemi yüzdürme dönemi artık sona erdi. İşte böyle bir dönemde Türkiye çok ciddi bir kırılganlıkla bu konjonktüre yakalandı. O da özel kesimin artan döviz cinsinden borçları, buna karşılık bunun karşısında yeterli döviz imkanının bulunmaması. Şimdi bu borç nedeniyle dışarıda bir rüzgar esse Türkiye'de fırtına biçiyoruz. Arkadaşlar, bir ülkede yatırımları arttırmak istiyorsanız ilikleyeceğiniz, doğru iliklemeye başlayacağınız ilk düğme bellidir. Ülkede herkesin güvenebileceği tarafsız ve bağımsız bir yargı gücünü tesis etmek zorundasınız. Ancak Türkiye'de sorun şu: ben şu kadar oy aldım, hukuk falan dinlemem, istediğimi yaparım diyen bir zihniyet iktidarda. Bir yandan yatırım ortamını iyileştirmekten bahsediyorsunuz. Bundan önce getirdiğiniz kanunla da yargıyı tamamen iktidara bağlayacak bir takım önlemler alıyorsunuz. Hukuku silah yapıp şirketleri ve yöneticilerini taciz ediyorsunuz. Bu ülkede kimsenin malının mülkünün güvencesi kalmamışken kim, neden, ne için yatırım yapacak? Değerli milletvekilleri, bakın, verilerin doğru olmadığı, hesap vermekten kaçan bir iktidarın olduğu bir ekonomiye kimse gelip yatırım yapmaz. Onun için bu düzenlemelerin hepsi yatırımcının belki işini kolaylaştırabilir ama iştahını açmaz. İştahını açabilmesi için bugüne kadar yapılan tüm uygulamaların değişmesi ve mevcut zihniyetin iktidardan... Teşekkür ederiz Sayın Öztürk.